Bir önceki videoyu Julius Caesar'ın Mart'ın ortasında, yani milattan önce 15 Mart 44'te öldürülmesiyle bitirmiştik. Hatırlarsanız bu suikast Julius Caesar'a karşı olan çevreler tarafından yapılmıştı. Bu çevreler Caesar'ın çok fazla iktidara sahip olduğunu ve bunun da ötesinde bu iktidarı onların otoritesini zayıflatmak için kullandığını düşünüyorlardı. Çünkü Sezar halkçıydı ya da bazı kaynaklara göre popülistti ve aristokrasinin gücünü zayıflatmaya çalışıyordu. Bu arada arkadaşlar popülistti derken günümüz popülist siyaset tarzı gibi düşünmeyin lütfen. Bu milattan önceki bir dönem ve popülist terimi burada daha çok halk için bir şeyler yapmayı kastediyor. Bu nedenle işte bu çevreler bir araya gelerek Sezar'a suikast düzenlediler. Bu durum sonrasında birçok alanda karışıklığın çıktığını tahmin edersiniz tabii ki. Suikast yapıldığında Julius Caesar ve Marcus Antonius konsüldü. Marcus Antonius'u bir önceki videodan hatırlayabilirsiniz. Julius Caesar'ın Galya'daki generallerinden biriydi. Ayrıca Julius Caesar rakiplerinden Pompey'den ölç almak için Yunanistan'a gittiğinde İtalya yarımadası onun sorumluluğuna verilmişti. Caesar öldüğüne göre şimdi kalan tek konsül Marcus Antonius ve o da "Peki, şimdi ne yapacağım?" diyor. Bu komplocuları hemen cezalandırmaya mı çalışayım? Özellikle Brutus ve Cassius komplonun iki lideri sayılıyordu ve Marcus Antonius da Senato'yu daha fazla kargaşaya sürüklemek yerine biraz uzlaşmaya çalışıyor ve onları hemen cezalandırmıyor. Böylece Roma'dan ayrılarak doğuya gidebiliyorlar ve burada doğu eyaletlerinin fiilen yöneticileri oluyorlar. Ancak sonra milattan önce 43'te işler biraz daha ilginç hale geliyor. Julius Caesar vasiyetinde yeni Octavian'ı evlat edinmek istediğini belirtiyor ki Caesar öldüğünde yani 15 Mart'ta Octavian 18 yaşında. Bu durum onu Caesar'ın doğal mirasçısı yapıyor. Şimdi Julius Caesar'ın sağ kolu olan ve iktidara geldiği zaman onun güçlü taraftarlarından biri olan Marcus Antonius da pek çok açıdan "Benim de Julius Caesar'ın sahip olduğu iktidarda bazı haklarım var." diyebilirdi. Ayrıca üçüncü bir kişi de yani Lepidus da vardı ve bu da hemen şurada onun resmi işte bakın. Hatta burada Marcus Antonius Octavian da var ve bu da Lepidus. Lepidus da Julius Caesar'ın önemli bir destekçisiydi. Burada Lepidus'un zaman çizelgesi var. Bu çizelgeler bu kişilerin yaşam sürelerini gösteriyor. Yani ne zaman doğduklarını ve ne zaman öldüklerini görebiliyorsunuz ve bu üç karakter bir araya gelerek üçlü bir yönetim oluşturuyorlar. Bu da ikinci triumvirlik olarak biliniyor. Çünkü hatırlarsanız birinci triumvirlik Julius Caesar, Pompey ve Crassus arasında yapılan bir gayri resmi sözleşmeydi. Bu sefer bu yönetimin resmi bir tarafı da oluyor sadece bu triumvirliği oluşturmakla kalmıyorlar. Roma Cumhuriyeti üzerinde inanılmaz derecede bir iktidara da sahip oluyorlar ve komplocuların peşinden gitmeye karar veriyorlar. M.Ö. önce 43'te triumvirlik kuruluyor. 42'de ise nihayetinde Julius Caesar'ı öldüren komplocularla karşı karşıya geliyorlar. Philippi Savaşı'nda işte tam burada görebilirsiniz, komplocuları yenmeyi başarıyorlar. Komplocuların yenilgisinden sonra Cumhuriyeti kendi aralarında bölüyorlar ki aslında buna imparatorluk da diyebiliriz ya neyse. Evet, Marcus Antonius fiilen Doğu'nun hükümdarı oluyor. Aslında sembolik olarak Galya'ya da e, hükmediyordu. Galya'da da hükümdardı ancak daha sonra başkasını orada görevlendirmişti. Ve bu son derece fırtınalı geçen 17 yıl boyunca Marcus Antonius Doğu'yu gerçekten kontrolü altına alıyor ve nüfuzunu kullanıyor. Evet, imparatorluk fiilen üçü arasında bölünmüştü dedik. Ve o bölünme sırasında Oktavian imparatorluğun pek bir kısmını almıyor aslında. Ancak birkaç yıl içinde imparatorluğun batı yarısını tamamen kontrol altına aldığını göreceğiz. Bundan sonra 41 yılında Kleopatra da işin içine giriyor ve Marcus Antonius Kleopatra ile tanışmak istediğine karar veriyor. Marcus Antonius doğuyu yönetiyor demiştik. Şimdi Doğuyu Atina'dan yönetmeye başlıyor ve sonra Efes'e giderek Kleopatra'yı Tarsus'a çağırıyor. Aslında zaten onu tanıyor. Daha önce birkaç kez görüşmüşler. Bu ikisi beraber İskenderiye'ye geri dönüyorlar ve Marcus Antonius ile Kleopatra arasında bir aşk ilişkisi başlıyor. Bu tarihin en ünlü aşk hikayelerinden biridir. Unutmayın, bu Julius Caesar'la ilişki yaşayan ve muhtemelen ondan bir çocuğu olan aynı Kleopatra. Marcus Antonius ile Kleopatra'nın üç çocuğu oluyor ve bunlardan ikisi bu zaman zarfında burada, M.Ö. 41 civarında doğuyor. İşte zaman çizelgesinde tam olarak buradayız. M.Ö. 40'ta partlar işgale başlıyor. Partları hatırlarsınız. Bu da bir başka önemli imparatorluk arkadaşlar. Onları Romalılarla eş bir imparatorluk olarak düşünebilirsiniz. Bu haritada, Part İmparatorluğu'nun en sol veya en batı ucunu görüyorsunuz. Ahameniş İmparatorluğu ve Selevkos İmparatorluğu'nu hatırlarsınız. Bunlar Pers ülkesinin büyük kısmını hükümleri altında tutuyorlardı ve Roma'ya karşı bir güç oluşturan önemli imparatorluklardı. Partlar da yine aşağı yukarı bu bölgede. Partlar daha sonra Roma'yı işgal etmeye karar veriyorlar ki Romalılar Partlarla zaten başından beri sorun yaşıyorlardı. Birinci triumvirlikten, triumvirliğin üyelerinden biri olan Krasus'u hatırlarsınız. O da partlarla savaşırken ölmüştü ve bu yüzden Romalılar onun öcünü almak istiyorlar. Ama şimdi de diğer taraftan partlar Romalılara saldırıyorlar. Marcus Antonius bu konuyu öğreniyor ve doğudan sorumlu olduğu için bu durum onun için biraz utanç verici oluyor tabi. Romalıların ellerinde kalan önemli bölgelerden Sur'a gidiyor. Sur'da iken karısı Kleopatra'nın Oktavyan'la iç savaşa girdiğini öğreniyor. Bu iç savaşın konusunda göreceksiniz ki bu konu özellikle Roma Cumhuriyeti'nin ileriki aşamalarında ve hatta Roma İmparatorluğu'nda Roma genişledikçe sık sık ortaya çıkacak. Roma genişledikçe orduya ihtiyaç duyacak ve ordudaki askerlere söz verdikleri şeylerden biri de şu olacak. Askerlik bitip emekli olduğunuzda size biraz arazi vereceğiz Böylece çiftçi olabilir ya da en azından diğerleri tarım yaparken toprak sahibi olabilirsiniz. Yani köleler sizin yerinize çiftliği ve bütün işlerinizi yapacak deniyor. Tabii bunu yapmaya devam etmek için yeni topraklara ihtiyacı olacak değil mi arkadaşlar? Bu nedenle Octavian bu emekli askerlerin bir kısmını mutlu etmek için onlara toprak veriyordu. Ama bu toprakların bir kısmının sahibi zaten Romalılardı. Marcus Antonius'un karısı iktidar için savaşmak üzere bunu bir bahane olarak kullandı. Şu konuyu hemen açıklığa kavuşturalım. Octavian, Antonius ve Lepidus arasında bir triumvirlik olmasına rağmen Antonius ile Octavian arasında en baştan beri bir gerginlik vardı. Her ikisi de kendisini Julius Caesar'ın doğal mirasçıları olarak görüyorlardı. Antonius diyordu ki, bu küçük 18 yaşındaki çocuk bu imparatorluğu hak etmek için ne yaptı ki? Bense her zaman Julius Caesar'ın yanında oldum. Octavian'sa diyordu ki, ben resmi olarak Julius Caesar'ın evlat edinilmiş oğluyum. Ben Julius Caesar'ın gerçek mirasçısıyım. Sur şehrinde bulunan Antonius gidip Octavian'dan öcünü almaya karar veriyor ve karısını savunmak için Brindisi şehrine giderek orayı kuşatmaya karar veriyor. Ve işte orada birbirlerine giriyorlar ve iç savaşa girmeye çalışıyorlar. Antonius'un karısı ölüyor. Octavian ve Antonius bu noktada çatışmaları durdurmayı düşünüyor ve böylece bir kez daha arkadaş olmaya karar veriyorlar. İşte o noktada imparatorluğu doğu ile batı arasında daha resmi bir şekilde bölmeye karar veriyorlar. Triumvirlikte Marcus Antonius yine doğuyu alıyor. Octavian ise İtalya Yarımadası da dahil olmak üzere batıyı kontrolü altına alıyor ve Lepidus da Afrika'yı alıyor. Orayı da şöyle gösterelim. Evet, şimdi konuyu burada bitiriyoruz. Marcus Antonius ile Octavian arasında bir sürelik barış var gibi görünüyor. Fakat bir sonraki videoda göreceğimiz gibi işler daha da kötüye gitmek üzere. Burada aklımızda tutmamız gereken şey temelde şu. Komplocuları yenmeyi başarıyorlar ancak şimdi de birbirleriyle kavgaya başlıyorlar. Triumvirlik bozulmaya başlıyor ve özellikle Marcus Antonius ve Octavian'ın arası bozuluyor. Sanırım Lepidus her zaman üçüncü kişiydi diyebiliriz. Yani her zaman Antonius ile Octavian arasındaydı. O yüzden baş aktör o değil. Kleopatra'nın Antonius ile aşk ilişkisi vardı. Antonius'un müttefikiydi. Ve unutmayın aynı zamanda Kleopatra o zaman dünyanın en zengin kadınıydı. Mısır firavunuydu. Bu arada Mısır'da yaşayan halk Mısırlı olsa da Kleopatra Ptolemaios hanedanlığının bir parçasıydı. Yunan kökenliydi. Yine de Kleopatra Mısır'da konuşulan dili öğrenmişti ve Mısır halkı için oldukça popüler biriydi. Aklımızda tutmamız gereken diğer şey de Partlar. Partlar Suriye'yi istila ederek burayı ele geçirdiklerinde Romalılara bir başka hakarette daha bulunmuşlardı ve bu doğudan sorumlu olması beklenen Marcus Antonius için özellikle can sıkıcı bir durumdu.